mı var? Bari biraz para yakayım da büyük bir televizyon falan al. Yok ya, senden aldığım flash disk ve müthiş bir plan hazırladım. Ne planı? Neyse şimdi sus da uyandırma Binnet. Tamam tamam. Kız Sevda, vallahi Ramazan sana bereketiyle geldi ha. Kızlar çifter çifter. Çok şükür. Maşallah Tegu, nazarın değmesin. Maşallah, maşallah. Biz de velimizin işini halledersek inşallah bizim için de bereketli olacak. Çift gelimiz olacak. Dur. Değil mi kızlarım? Sen hiç boşa heveslenme muhtar. Her türlü komplonuz itinayla çökertilir. Baba, bunlar plan üstüne plan yapıyorlar. Dün beni meydanda herkese rezil edenleri tespit ettim. İzninizle seyredelim. Elimde belgelerim var. Sen bugün ne dedin? Melisa benim yak aşkım mı dedin? Şöyle. Hayır yani benim zaten bir tane İstanbul'da sevgilim var. Devam eden bir aşk hayatım var. Ciddiyetini koruyan bir ilişkim de var. Ben o İstanbul'daki kızı buraya getirmeye çalışırken... Kanallar karıştı demek ki amca. Baba ne yapıyorsun? Kapat şunu ya. Kapayamıyorum şu an. Tutukluk yaptım. Kumanda Çakar Almaz'a bağladı. İyi mi? Nurcan, bu kız senin arkadaşın değil miydi? İstanbul'da insan arkadaşını gelin diye alabiliyor demek ki. Nuriye sus, müştemilata yakınız zaten. Işınlanı vereceğiz şimdi. Şunu da yapma iftar sofrasında. Hayır yani benim zaten bir tane İstanbul'da sevgilim var. Devam eden bir aşk hayatım var. Ciddiyetini koruyan bir ilişkim de var. Of yeter ya. Ben İstanbul'daki kızı buraya getirmeye çalışırken. Melisa, dur nereye gidiyorsun ya? Sen bugün ne dedin? Melisa benim ilk aşkım mı dedin? Ne oldu ya? Yeterin ya. Her gecibeliniz bir şey seyrettirip duruyor. Utanmıyorsunuz mu? Rezil ettiniz bizi misafire. Kâdibe ne var? Denk sizde. Hayır yani benim zaten... Devam eden bir aşk hayatı. Tamam. Abi hala ses geliyor yalnız. Geçici bir pansuman tedbir olarak şey ettiysem demek... Pansuman demişken, pambık getir Sevda. Elbisenin ses gelen yerlerine dıkayalım da ses gelmesin bari. Ya ne yapayım ya? Hadi. Hokus! Melisa! Melisa! Ya... Saçma sapan şeyler yapma ya. Nereye gideceksin? Buraya gelmem başından beri hataydı zaten. Böyle düşünme ne olursun ya. Zamanında bizi ayıran annem bizi tekrar bir araya getirmeye çalışmadı mı? Sen bir köylü kızına aşık oldun diye seni avutmak için beni buraya çağırmadı mı? Bütün erkek annelerinin yaptığı gibi önce kendi çocuğunu düşünmedi mi? Bak ben sen geldikten sonra sana karşı eskiden bile hissetmediğim şeyleri hissetmeye başladım. Neden? Aşk ne demek onu anladım çünkü. Melisa, ben artık aşka eskisi gibi bakmıyorum. Yani zamanında sana ben öğretemedim ama o köylü kızı öğretti öyle mi? Ya bunları unutalım artık lütfen. Biz artık birbirimiz için yaşayalım. Ben başka bir şey istemiyorum. Bunu anlamanın tek bir yolu var Can Bey. Bu ne demek şimdi? Beni gerçekten seviyorsan peşimden İstanbul'a gelirsin Can Bey. Bunun kararını sen ver.